Herkese merhaba. Bu derste Dreamweaver'ın en iyi özelliklerinden biri olan canlı görünüme ve bunun yanında bir diğer iyi özellik olan denetleme moduna değineceğiz. Arkadaşlar eskiden Dreamweaver'la çalışırken kodlarınızda herhangi bir değişiklik yaptığınızda bunun nasıl olduğunu görebilmeniz için her seferinde mevcut tarayıcınızı açmak zorunda kalırdınız. Örneğin Chrome'u ya da Firefox'u açmak zorunda kalırdınız. Ancak Dreamweaver son sürümleriyle birlikte gelen güzel özelliklerden ikisini programa yerleştirdi. Bunlardan bir tanesi canlı görünüm. Canlı görünüm dediğiniz şey hazırladığınız web sayfasını canlı olarak sanki Firefox'ta, sanki Explorer'da görüyormuş gibi Dreamweaver penceresinin içinde görmenizdir. Elbette onlar kadar iyi çalıştığı söylenemez. Fakat yine de bizi tarayıcı açıp kapamaktan kurtarıyor ya da tazelemekten kurtarıyor. Canlıya bastığım anda karşıma canlı görünümü geliyor. Yani siz sanki şu an Firefox'ta bir internet sitesine bakıyormuş gibi düşünmenizi sağlayan bir yapı. Buradan sayfalarınızdaki hataları ya da düzeltilmesi gereken yerlere görebilirsiniz. Sayfa içinde kusura bakmayın. Aceleye getirilmiş uyduruk bir sayfa. Burada ben size mantığını kavratmaya çalışıyorum. Ki biz bu sayfayı zamanında şablonlar konusunda yapmış, uygulamış ve anlatmıştık. Canlı seçeneğini anlattıktan sonra denetle seçeneğine gelelim. CSS maalesef birçok kişi için stil dosyaları hazırlamaktan ibaret. Halbuki CSS'in açılımında basamaklandırılmış CSS stilleri açılımı vardır. Dolayısıyla bu açılım basamaklandırmayı da işin içine sokar. Birçok kişi maalesef CSS'in basamaklandırma özelliğini kullanmıyor. Denetle fonksiyonu ise sizin basamak basamak uyguladığınız CSS'lere size canlı görünümde gösterebilmekte ve bir kod değişikliği yapacağınız zaman aradığınız kodu 12'den vurmanızı sağlamakta. Yani aradığınız kodu kolaylıkla bulabilmenize imkan vermekte. Şimdi bunu gösterelim. Denetle seçeneğine basmadan önce CSS stilleri kısmından mutlaka geçerli butonuna basmanızı öneriyorum. Geçerli seçime uygulanan CSS özelliklerini görmenizi sağlayacak. Burada biz uyduruk kaydırıp CSS'lerimizi yaptık. Onda herhangi bir problem yok. Sizin de mevcut bir dosyanız varsa onu açmanızı isterim. Denetleye bastığım anda işlemler başlayacak. Denetleme modunda fareyi gezdirdiğinizde fare üzerinde bulunduğu alanın CSS'ine ve uygulanan kurallarını ekranın sağında verir. Ben geliyorum. Örneğin şu kısmın üzerinde duruyorum. Şu an sağ taraftan göreceğim üzere bir kere tıklayayım bu alanı sabitlemeye çalışayım. Maalesef bir kere tıkladığınızda denetle gitmekte. Ben şu an genel divinin, en genel divim var benim. O divin içindeki menü divindeyim. Bunu sağ taraftan da görebilirsiniz. Ve bu mevcut renklendirilen divde uygulanan kurallar burada. Örneğin ben burada padding'i yani dolguyu 5 piksel yapmışım. Şuradan 10 piksel yaptığım anda dolgum genişliyor. Tekrardan bakayım denetleden. Bakın dolgumun mor alanın genişlediğine şahit olacaksınız. Bu alanın en güzel özelliği basamaklandırılmış olarak mevcut CSS stillerini kolaylıkla görebilirsiniz. Ben buradan fareyi gezdirdiğim zaman CSS stillerinin hangisinin uygulandığı geçerli kısmında, kurallar kısmında gayet kolay görülebilmekte. Siz buradan özellikle ekleyebilirsiniz. Var olan özellikleri devre dışı da bırakabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani sadede geleyim. Denetle seçeneği sizin mevcut CSS stilinizi baz alarak nerede hangi CSS'i kullandığınızı ekranın sağında seçim için özetten uygulanan kurallardan bakın burada basamaklandırılmış seçeneğinde de basamakları gösteriyor ve burada da kuralın sözel olarak ifade edilmesini sağlıyor. Gayet güzel bir özellik. Eğer iyi kullanırsanız
ben nerede hangi CSS kodunu uygulamıştım ya da tam olarak nereyi düzelttiğimde hangi sonuçları alırım şeklinde düşünmek isterseniz burayı kullanmanız kafidir.